İkinci dereceden denklemler arkadaşlar. Buna geçelim. Şimdi ilk önce çözüm kümesi oluşturabilmeyi bilmemiz lazım. Peki nasıl yapacağız bunları? Basit arkadaşlar. Çözüm kümesi sıfıra eşitliyoruz parantez içleri. O sadece onu gösteriyor. Odur. Yani burada çözüm kümesi yazarken x2 bunu sıfıra eşitleriz. O da 2x eksi 7 sıfır yazarsak 7 bölü 2. Bu yazdık 7 bölü 2. Geldik buraya eksi 3 yazdık. Sonra buraya geldik. Bunu da sıfır eşitledik. Çünkü hepsi çarpım durumunda olduğu için sıfır eşitledim. Bu da nedir? 3 eşittir 2x. O da 2'ye bölersem her tarafı x eşittir 3 bölü 2. Bu çözüm kümesi. Sonra buraya geldim. Burada da 5 çarpı x çarpı diye gidiyor. O zaman bu nedir? 0. Bu nedir? Eksi 4. Burası nedir? Arkadaşlar eksi kök 2. Bu da bunun çözüm kümesi. Sonra buraya geldiğim zaman burası ne? 0. Burası 3. Ve burası 4 arkadaşlar. Yani buraları hep 0 yapıyoruz. 0. Çünkü çarpım durumunda 0, 0, 0. Buralarda aynı şekilde 0, 0, 0. Çözüm kümesi böyle buluyoruz. Yani çözüm kümesi ne? O değerlerden herhangi bir tanesini x diye aldığım zaman 0 çıkması lazım. Yani eşitsizlik sağlanması lazım. Devam ediyorum bu çözüm kümelerine. 2 dereceli olanlarda ne yapacağız? Peki. Şimdi 2 dereceli olanlar da bizi korkutmasın. Dediğim gibi zaten biliyoruz bunları soruları çözerken ama az çok biraz daha bilgi sahibi olalım diye sordum. Şimdi durum öyle ki bu sorularda şöyle yapıyoruz. Parantez yöntemimiz var. X eşittir. X eksi 4. Sıfırsa çarpım durumuna geldi. Burası 0. Burası 0 eşitleyeceğim. O zaman nedir? 0 ve 4. Şimdi buraya geldiğim zaman 2x eksi 2x 2 çarpı x'in karesi eşittir 6. X kare eşittir 3. O zaman x nedir? Arkadaşlar onu düşünmem lazım. Şimdi burada iki durum var. Daha doğrusu şöyle bir şey var. X kare eşittir 3. Bunu içeri atmam lazım. Bu da 0. Yani aslında burada da dursa bir şey fark etmez. Yani ikisinin şu olduğunu bilmem lazım. Her iki durumda eşitsizlik sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Eksi kök 3 verdiğim zaman gidecek ve direkt 3'e eşit olacak. Eksi zaten çift olduğu için üzeri pozitif olacak. X üzeri 2 ise zaten x çarpı x 0'dan x'ler 0 olacağı için 0. X üzeri 2 artı 4 ise arkadaşlar şimdi bunda 0 eşit demiş. Ben ne verirsem vereyim x kareye eksi veremeyeceğim için hiçbir zaman da 0 eşit olmayacak. O zaman bunun çözüm kümesi yok. Boş küme. Buraya geldiğim zaman da arkadaşlar şimdi aslında bu şu deminkinin aynısı. Ama şöyle de yazılıyor. 2'ye böldükten sonra x kare 3 ve kökünü aldıktan sonra yani şunu yaptıktan sonra aslında biz buna şu diyoruz. Yani şu ifade ve şu ifade aynı ifade arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani çıkarken her zaman pozitif çıkabilmesi, pozitif çıkacağı için mutlak diye göstermemiz aynısı. Yani matematiksel olarak doğruluyor. Geldik diğer soruya. Şimdi arkadaşlar bu soruda yine kareli bir ifadem var. X kareli. Ve yine bir çözüm kümesi oluşturmam lazım. Ve burada çarpanlara ayırma yöntemini biliyor muyuz diye ona bakıyoruz. 3 ve 2 diye ayırdım. Eksi var. Birinin eksi birinin artı olması lazım. Neye göre? Buradaki eksi 1'e göre. X verdim. X kare.
2 ile 3'ü çarptım 6 ama eksi olması lazım. Burada eksi çıktığı için buraya eksi veriyorum. Buraya artı. Niye? Çünkü yazarken böyle yazacağım. X eksi 3 x artı 2. Bu da 0 eşit olacak buradaki 0'a. Şimdi denklemi sağlamadığını şuradan kontrol ediyorum. Artı 2 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 6. Buranın da şununla çaprazlama çarpıp topluyorum arkadaşlar. O da bana daha doğrusu eksi 3 de 2'yi de toplayabilirim. Şurası x kare olduğu sürece eksi verecek. Yani eksi 1'i verecek. Şuranın katsayısını verecek. Burada da göstermişimdir. Bakın a artı b ile a çarpı b ama yalnız burası 1 olduğu takdirde bu. Geldik diğer soruya. Bakın burada 5. 5 olduğu zaman 5x x burası nedir? 1'e 3. Daha doğrusu şöyle diyelim. 14 ya bu. Şimdi 3 yazarsam 3x'e 1x olacak. Toplamları ya da 8x olacak. Ama 3 çarpı 5. 15. 1 çarpı x. X. Bir şeyin eksi olması lazım. Ve artı 14. Ben buraya eksi yaparsam 3 çarpı eksi 1. Eksi 3. Aynı zamanda 3 çarpı 5x. 15x. Eksi 1x. Ne etti? Eksi 14x. İşte bu da buraya vermesi lazım. O zaman yazarken de şöyle yazıyorum. 5x eksi 1 x artı 3 sıfırdır. Diyebilirim arkadaşlar. Geçelim diğer bir soruya. 2x kare eksi 7x artı 1 denkleminin çözüm kümesi nedir? Sorusu arkadaşlar. Diğerinden biraz daha farklı. Çünkü burada farkındaysanız artık ayıramıyorum. Çünkü ne verirsem vereyim 2x'e x diye ayırsam bile 7'yi oluşturamıyorum. Peki böyle sorularda ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar şu determinat ya da diskriminat dedikleri bir yöntem var. O da delta eşittir. B kare eksi 4ac. Tabi ax kare artı bx artı c eşittir 0 dediğimiz takdirde bu formülü kullanıyoruz. Şimdi determinant sıfırdan büyükse bu iki tane kök, iki tane farklı kök olduğunu gösteriyor. Burada biz yapalım. B kare 49 eksi 4 çarpı AC ne? 2 çarpı 1'den 2 delta. Bunu çıkarmamıza bile gerek yok ama çıkaralım. 2 çarpı 41 delta. Delta sıfırdan büyük. İki tane köküm var. Şimdi kökleri de şöyle buluyorum. Eksi bir artı kök içinde delta 2a ya da ikinci kökü eksi b eksi delta 2a'dan buluyorum. Böyle olduğu zaman da yerlerine koyuyorum. Nedir? İfademe göre koyduğum zaman benim bu sonucu bulabilirim. Fakat şöyle bir şey var. Yani burada yapmam gereken şu. Eksi 7'yi yerine koyduğum zaman burada da önünde eksi olduğu için artı 7, 7 edecek. Artı kök 41. 41. Artı var. Bir de eksilisi var tabi. 2a dediğim a 2 idi. O da 4. O da x1, 2 diye yazabilirim. Yani 7 artı kök içinde 41 bölü 4. Bir de 7 eksi kök içinde 41 bölü 4. 2 tane köküm var. Şimdi bu çözüm küme. Şimdi yalnız delta 0'a eşit olursa arkadaşlar x kökleri 1 ve 2 birbirine eşit oluyor. Ve bunun formülü eksi b bölü 2a. Bunu da kullanıyoruz formüller olarak diye bulabiliriz. Aynı zamanda zaten küçük olduğu takdirde de boş kümedir arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi bu sorularla ilgili çıkınca yapacağız. Yani şimdi burada bana sorulan soruda bir kökü var ve m kaçtır diyor. Şimdi denklem reel sayı ve sadece bir kökü var demek. Aynı şunu düşünelim. X eksi 2 x eksi 2 verelim. Ve onun şöyle söyleyeyim. Hani x eksi 2'nin karesi gibi. Kaç tane kökü var bunun? X eşittir 2. 2 yani bir tane kökü var. Artık bir şey başka yok. Bu da aynı. Yani o. Şimdi bir tane kökü var demesi delta eşittir 0 demesi. Tamam mı? Delta eşittir 0 demesi.
Şimdi onu nasıl bulacaktık? Biz formülü vermiştik. B kare eksi 4ac eşittir 0'dan. B kare dediğim 5, 25 eksi 4. AC dediğim 3 çarpı m eksi 1. Bu 0'a eşitmiş. Şimdi form 25, bu 4 çarpı 3 12, eksi 12 oldu. Dağıtırsam eksi 12 m artı 12 0. Topladığım zaman 37 eksi 12, diğer tarafa attım, eksi 12 m. 12'ye böldüğüm zaman 37 bölü 12 m'ye eşittir. Benden de m'yi soruyor zaten arkadaşlar. Geldim diğer bir soruya. Denklemin gerçek iki kökünün olması için m'nin alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Ben size daha önceki dediğim gibi iki kökü olabilmesi için yeniden yazıyorum. Delta büyüktür 0. İki kökü vardır. Delta eşittir 0. Zaten küçüğünü sormazlar. YÖST'e de sormazlar. Yani normal sınavlarda sorarlar ama YÖST'e sormuyorlar. Ama bunu kullandığımız sorular çıkabiliyor. Delta büyüktür 0. İki kökü var. İki kökü. Bunun bir kökü. Şimdi bana bunu dediğine göre iki kökü olabilmesi için m'nin alabileceği değerler. Ben ne diyorum? B kare eksi 4 ac büyüktür 0. Şimdi b kare ne? Kök 3 eksi ama. Şimdi eksi kök 3 olduğu için b'nin karesi eksi 4 m eksi 1 diyor muyum? Dedim. Şimdi bunu 0'ı da yazdıktan sonra işlemimi yapıyorum. Bu ne olacak? Kökten kurtulacak. Pozitif olacak önündeki eksi. 3 diye çıkacak. Eksi eksi de gelecek. Çarpılacak. Artı olacak. 4m. Bu da büyüktür. 0. Şimdi burada 4m. 3'ü diğer tarafa atarsam eksi 3. Her iki tarafı 4'e bölersem eksi 3 bölü 4'ten m büyük olduğu takdirde, yani eksi 3 bölü 4 m büyükse pozitife doğru gidecek. Çözüm kümesi bu olur arkadaşlar. Geldik. Denklemin köklerinden biri 4 olduğuna göre diğer kökü kaçtır? Şimdi arkadaşlar bazıları belki yorum olarak diyecek bunlar YÖST'e gelmiyor. YÖST'e geliyor. Bu soruya benzer bir soru var. X1 ile X2'liler var. Yani burada bazı yeri anlatırken atlamak doğru değil. Konu bütünlüğünü bozar. Sadece soruyu çözmek değil. Soruyu zaten çözelim. Ama zaten verdiğim şeyler birbiriyle ilgili farklı soruların bir tane formüle karşı göstermiş olduğu çözüm yöntemi. Yani onu da atlarsak çözümü zaten bilmediğimiz için sadece ezber yapmış oluruz. Biz zaten soruları çözmeye odaklı gidiyoruz. Konuları sadece çözmeliyiz ve yapmalıyız gibi yapmalıyız tarzında çözüyoruz. O yüzden kafanızda bir şüphe olmasın. Dediğim gibi bunda zor bir şey yok. Delta, eğer biz ikinci dereceden bir denklem konusunu işliyorsak, YÖST kitabı da bunu almışsa, ki almış, bende YÖST kitabı da var, denemesi de var, almışsa, bu tip sorularda yer alıyorsa çıkmaması diye bir ihtimal yok. Bir garanti yok. O yüzden çözmeye ve odaklanmaya çalışalım. Anlamazsanız yorum olarak dönersiniz ve tekrardan alırız. Tekrardan sorular çözeriz. Bunda da bir sıkıntı yok. Gelelim sorularımıza. Devam ediyoruz. X kare eksi m eksi 1 x eksi 12. Denklemin biri 4 olduğuna göre kökü, diğer kökü kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne dedim ben size? Demin denklemde çözüm kümesi bulurken bir kere bulduğum kök neyse, o bir tanesi de olsa ikisi de olsa, kökü yerine koyduğun zaman denklemi sağlaması lazım. Çarpanlara bile ayırdığım zaman ben bir tanesini yerine koyduğum zaman hepsini sağlaması lazım. Yani ben denklemde 4 yazarsam x'e 16 eksi m eksi 1 çarpı 4 eksi 12 eşittir 0 denklemini sağlamalı. O zaman m kaçtır? 16 eksi 4m artı 4 eksi 12 eşittir 0. Buradan da ne olur? 20 12'den çıkarsa 8 eksi 4m artı 8 0. 8 eşittir 4m. M nedir? 2. M 2. Yerine koyalım. Denklem neymiş? X kare eksi x eksi 12. Denklemin biri 4. 4'ü yerine yazdım. 4'ü neyle çarparsam eksi 12 eder? Eksi 3. X x diye ayırdım. Denklem zaten sağlamasını bekliyorum. Denklemin buymuş.
Denklemin biri 4 olduğu için şuraya 4, şuraya artı. Tam tersi. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Şimdi x eksi 4'ün 0'a eşitlememem lazım. O zaman x 1 ne? 4. Buraya dikkat edelim. Buraya kaçırmayalım. Burası ne? Eksi 3. İşte biri 4, kökü biri eksi 3. O yüzden birini eksi 4, birini artı 3 yaptım. Zaten çaprazlama çarpıp topladığım zaman 3x eksi 4x toplamları eksi x eder, sağlıyor. O zaman neymiş diğer kökümde? Eksi 3'müş. Eksi 3'ü de versem denklemi sağlar. Geldik diğer soruya. 2x kare eksi 3x. Sorun var arkadaşlar. Ve a eksi 3 diye. Birer kökü, sonra vermiş başka bir denklemin, denklemin kökü birer kökü eşit olduğuna göre, yani üstteki denklemle alttaki denklemin köklerinden bir tanesi eşit. Üstteki ile alttakinin bir ortak eşitlikleri varmış köklerine. Bu ortak eşitlikler biz x1 dersek, yani şunu diyor bize, bunun x1 x2 kökü varken bunun x1 x3 kökü varmış. Tamam, ortaksa bunların x1 dersek x1 kare eksi 3x1 artı a eksi 3 eşittir 0. x1 kare artı a artı 2x1 eksi 8 0. Bunu eksiyle çarparsam, eksiyle ne edecek? Eksi x1 kare eksi a x1 eksi 2x1 eksi 8 artı 8 pardon artı 8 0. Tamam. Şimdi üstteki ifadeden bunlar, üstte ne ifadem vardı benim? X1'in karesi eksi 3x1 artı a eksi 3 0. Şimdi bunları toplarsam bununla bu gitti. A eksi a x1 eksi 3x1, yani x1'leri toplarsam ve buradaki ifadeyi toplarsam ne edecek? Eksi a x1 eksi 5 x1, buradaki ifade artı a artı 5, değil mi? 0. Şimdi x1 parantezi alırsam eksi a eksi 5, buradaki hepsini, şu kalanı şuraya atarsam eksi a eksi 5. Şimdi bu ifadeyle bu ifade birbirine bölünür. Bölündüğü takdirde x1 eşittir nedir? 1'dir. Şimdi x1 1 olduğunu öğrendikten sonra a'yı bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. x1'in yerine giderim şuradan herhangi birine 1 yazarsın, bulunur. Geldim buraya 1 yazdım. 1 eksi 3 çarpı x olduğu için burası eksi 3 artı a eksi 3 eşittir 0. O zaman eksi 3 ile eksi 3 gitti. Eksi 3 ile eksi 3 toplandı. Eksi 6 bir de burada var. Eksi 5 artı a eşittir 0. O da a eşittir 5 arkadaşlar. Bana böyle bir soru sorduğu zaman böyle yapacağız. Geldiğim gibi, gördüğünüz gibi başka bir soru arkadaşlar çözelim. Dediğim gibi farklı farklı sorular ele almaya çalıştım. Şimdi burada da çözüm kümesini bulalım. Çözüm kümesi farkındaysanız içinde aynı ifadede vermiş. Bana şunu yapmamı istiyor. X kare eksi x'e tek bir ifade diyelim. T kare eksi 8t artı 12 eşittir 0. Artık benim bildiğim iki dereceli denklem oluşturdum. Sadece x kare eksi x'e t diyerek. Dedikten sonra ben bunu nasıl açarım diye düşünüyorum. 6'ya 2 diye artı olduğu için eksi eksi. Toplamları da eksi 8. Zaten çarpımları toplamı da buraya olacak. Eğer bunun katsayısı 1 ise demiştim. Yani ikisini çarpımı artı 12. Toplamda da eksi 8. Yazarken de şöyle yazıyoruz. T eksi 6. T eksi 2 eşittir 0. Şimdi ben bunu yazdıktan sonra daha bitmedi. Niye? T'ye de değerini yazalım. Yani x kare eksi x eksi 6. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Şimdi gelelim bunun açma yöntemini. Bunun açacağız. 3'e 2 eksi toplayacağım. Eksi edecek. X'e x. Geldim buraya 2'ye 1. Birine eksi vereceğim. Toplamları da eksi edecek. Eksi 1 edecek. Topladım eksi 1. Topladım eksi 1. Yani şuradaki 1'e bakıyorum. X'e x. Yazarken nasıl yazıyorum? Şuraya yazayım. X eksi 3
x artı 2, x eksi 2, x artı 1 nedir? 0. E şimdi bunu yazdıktan sonra denklemin kökleri nedir? Eksi 1 artı 2, eksi 2 artı 3. Bunu şıklarda görüp işaretlemek kalıyor. Geldik diğer soruya. 4 üzeri x eksi 9 çarpı 2 üzeri 2 üzeri x artı 8 eşittir 0'ın çözüm kümesi. Şimdi arkadaşlar bunun 4 üzeri x'in 2 üzeri x'in karesi olduğunu bilelim. Yani şunun şöyle alındığı zaman aslında şu şöyle yazılarak 4 üzeri x yapılmış. Ben 2 üzeri x'e a dersem o zaman bu böyleyse 9 çarpı a artı 8 sıfırdır. Bunun katsayısı 1 olduğu için bununla bunu bir şeyle çarpacağım. Mesela 4'e 2 ile çarpsam toplamı 6 eder. Olmaz. 8'e 1. Ve çarpımı artı olduğu için burası da eksi olduğu için iki tarafı da eksi eksi diye çarptım. Topladım eksi 9. A'ya A. Şimdi eksi 8 A eksi 8 A eksi 1 eşittir 0 dedim. Çözüm kümesini daha bitirmedim. Çünkü ben A'ya 2 üzeri x'ti. O zaman bunun çözüm kümesi nedir? 2 üzeri x eşittir 8. 2 üzeri x eşittir 1'dir. X'i sorduğu için bana x nedir arkadaşlar çözüm kümesinde? Düşünürsek hangi sayıyı verirsem ben 3 eder. 8 eder. X'e 3 verirsem hangi sayı 1 eder 2 üzeri? 0. O da 0'dır. O zaman çözüm kümem 3'e 0'dır arkadaşlar. Şıklarda bulabilirim. Geldim diğer soruya. M çarpı x üzeri 2 ve ifade verilmiş. Denkleminin kökler toplamı 3 olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bu soru YÖS'te de geliyor. Diğer sorular gibi. Gelme ihtimali de var. Şimdi bir şeyin kökler toplamı sürekli olarak çıkar. Biz bunu nasıl yapacağız? Onu göstereyim size. Şimdi bir şeyin kökler toplamı demek x1 ile artı x2'nin toplamı demek eksi m eksi b bölü a demektir arkadaşlar. B bu taraf, a bu taraf. O zaman nedir? Eksi de önünde olduğu için artı olacak artık o. Aynı zamanda 3 olduğunu söylemiş zaten bize. 2e artı 4 önündeki eksi şuraya artı yaptı. Bölü a nedir? M. Bu da eşitmiş 3'e. O zaman 2m artı 4 eşittir 3m. O da nedir? M'i diğer tarafa atarsam m eşittir 4 arkadaşlar diye işaretleyip geçebilirim. Geldik diğer soruya. Zaten o başta gösterdiğim yöntem vardı ya size. Hani çarpmada sürekli tek şey demiştim. Hatta şurada. Şurada dedim ya hani eksiyle eksi çarpmaz burası toplama şurası ama nedir bir olduğu takdirde aslında yani ikisinin toplamı eksi 9 paydaya 1 de yazsam yani burası nedir oradaki formülü uygulasam aynı ifade veriyor fakat burası katsayısı değiştikçe 1 olmadıkça bölüm olarak aşağıya geçiyor onu söylemek istiyor bize. Şimdi geçelim diğer soruya. X kare eksi mx artı 2m eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2. Şimdi bu denklem verildiği takdirde arkadaşlar şu vardır. Şimdi x2 ile bunu da x1 ile eşitlerim. O zaman üstü x2 artı x1 aşağısı da x1 çarpı x2. Bu da nedir? 1 bölü 3'müş. Buraya kadar sıkıntı yok. Ben x1 artı x2'nin eksi b bölü a olduğunu öğrendim. Değil mi? Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi geldik çarpımının ne olduğunu söylemek. X1 çarpı X2 de c bölü a. Bunda da bir sıkıntı yok. O zaman önce toplamı nedir? Onu yazalım. Burada b ne? Eksi m. Eksi dönünde var şurada. Artı yaptık. M yazarız. Bölü a ne? 1. Geldik c'ye. C ne? 2m eksi 4 bölü 1. Bu da nedir? 1 bölü 3. O zaman m eşittir 2m eksi 4 eşittir 1 bölü 3. İçler dışlar yaptığım zaman 3m 2m eksi 4
M'i bu tarafa attığım zaman M eşittir. Eksi 4 arkadaşlar. Direkt işaretleyip geçebilirim.